Evet, dördüncü deneme soru 1. Buna göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. kolordu 28 Eylül 1920'de Kars taarruza geçerek Ermenilerin işgalindeki Sarıkamış, Kars ve Gümrük'ü geri aldı. Demek ki burada Doğu cephesinde düzenli ordu mücadele etmiş. Niye? Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. kolordu savaşmış. Bu da C seçeneğini doğrular arkadaşlar. Diğer taraftan Sevr Antlaşması'ndaki imzaları geri çekilmiş Ermenilerin. Demek ki Ermeniler Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir ifadesi doğrudur. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır ifadesi yanlış. TBMM ilk siyasi başarısını kazanıyor. Burada TBMM'nin ilk siyasi sınavı olan demiş. İlk siyasi sınavı ve bu sınavda da başarılar kazandığı için, çıkar sağladığı için TBMM ilk siyasi zaferini kazanmıştır diyebiliriz. Ama Doğu sınırımızın kesinlik kazanması Gümrük Antlaşması'yla değil, Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Kars Antlaşması'yla ilgili olduğu için A seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, ikinci sorumuz Güney Cephesi'nde yaşanan Sütçü İmam olayı ve Fransızların Karadaki Türk bayrağını indirip Fransız bayrağını çekmesi halkta büyük tepkiye neden oldu. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca'nın Cuma namazı için toplanan halka kalelerinde kendi bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette Cuma namazı kılınamayacağı söylemesi halkı harekete geçirdi. Maraşlar Karadaki Fransız bayrağını indirip yeniden Türk bayrağını çektiler. Buna göre Maraş halkının düşüncelerinden hangilerini benimsekleri söylenebilir? Ulusal bağımsızlık doğrudur çünkü bayrak için Fransızlara karşı mücadele ediyorsan bağımsızlığı savunuyorsun demektir. Halkı harekete geçirmiş. Halk hep birlikte harekete geçmiş. Bu da birlik ve beraberlikle ilgilidir. Ulusal egemenlik siyasi bir kavramdır arkadaşlar. Halkın yönetime katılmasıdır. Halkın yönetimde söz sahibi olması ile ilgili bir bilgi olmadığı için üçüncü öncülümüz yanlış. Bir ve ikinci öncülümüz doğru. Bunun için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir. Evet, üçüncü sorumuz yine bir harita sorumuz arkadaşlar. Haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kurtuluş Savaşı 3 farklı bölgede gerçekleştirilmiştir. Doğu, Güney ve Batı cephesi olmak üzere doğrudur. Fransızlara karşı düzensiz birlikler mücadele etmiştir. Bakıyoruz Kuvayi Milliye yazıyor şurada. Kuvayi Milliye düzensiz birlikler olduğu için doğrudur. Yunanlara karşı Batı cephesi açılmıştır. Batı cephesinin üstünde direkt Yunanlıların yazdığını görüyoruz. Doğrudur. İlk olarak Doğu cephesi kapanmıştır. Evet, ama burada baktığımız zaman Doğu cephesinin kapandığını biliyoruz ama haritadan hareketle tarih falan var mı burada? Ne zaman kapandığına yönelik yok. O zaman D seçeneğine ulaşamıyoruz ve sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Evet, dördüncü sorumuz. Yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerin hangisinde ortam hazırladığı söylenebilir. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallere devletin sessiz kalması üzerine halk kendiliğinden harekete geçerek Kuvayi Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri kurdu. Bu güçler isyanların bastırılmasında ve özellikle Ege bölgesinde Yunan yerleşiminin yavaşlatılmasında büyük yararlılıklar gösterdiler. Fakat bu güçlerin subayların emir ve komutasında hareket eden düzenli ordular karşısında kesin sonuç elde etmesi mümkün değildi. Ayrıca bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için bölge halkından zorla silah, yiyecek ve para topluyorlar. Keyfi biçimde halka cezalar vererek yargı gücünü dahi kullanıyorlardı. Bu davranışlar halkın bir kısmının Kuvayi Milliye bakışında olumsuz bir propaganda aracı oluyordu. Yani Kuvayi Milliye birlikleri olumsuz faaliyetlerde bulunmuşlar, etkisini kaybetmeye başlamışlar. Bu gelişmeler de düzenli ordunun kurulmasına yol açtığı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Beşinci sorumuz metninde verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. İzmir'in işgalinin ardından bölgede Yunan varlığının haksız gerekçelere dayandığı Amiral Bristol raporuyla ispatlanmıştı. Ancak Yunanistan, Anadolu'daki yayılmacı fikirlerini hayata geçirmek için birçok yıla başvurmuştur. Bu doğrultuda Ermeniler de basın desteğini alarak Türklerin Anadolu'da yaşayan Rumların haklarını görmezden geldiklerini ve Rumların Türkler tarafından aşağılandıkları iddia etmek için gazetelerde haber yapmışlardır. Bu şekilde amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan Yunanistan özellikle orduya katılmak istemeyen Çerkez Eten birliklerinin ayaklanması üzerine TBMM'ye karşı taarruza geçmiştir. Ermenilere Yunanlılar işbirliği içerisindedir demiş. Yunanlılar Ermenilerden basın desteği aldıysa işbirliği yapıyorlar. Doğru. Yeni kurulan düzenli ordu Yunanlıları mağlup etmiştir. Var mı böyle bir bilgi? Yok. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Rumlar Çerkez Ethem ayaklanmasından faydalanmak istemişlerdir. Yunanistan düzenli orduya katılmak isteyen Çerkez Ethem birliklerinin ayaklanması üzerine. Yani bunu fırsata çevirmek istiyor. Doğrudur. Yunanlılar Anadolu'daki çıkarlarını korumak için propaganda yapmışlardır. Basın desteğini almışlar. Burada bir slogan atıyorlar. Ne? Türkler Anadolu'da yaşayan Rumların haklarını görmezden geliyor. Bu da gazeteler aracılığıyla yaptıkları için bu propagandadır. Yani bir düşünce aşılama yöntemidir. Onun için D seçeneği de doğru. Ama yeni kurulan düzenli ordu Yunanları mağlup etmeye etti. Fakat burada vurgulanmadığı için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır.
Evet, 6. sorumuz 1. İnönü zaferiyle düzenli ordumuz Batı cephesinde ilk askeri başarısını kazandı. Yurdun her tarafında büyük bir coşku ile kutlanan bu zafer TVM'de büyük bir heyecan yarattı. Bu zaferle Büyük Millet Meclisi'ne karşı oluşan tereddütler ortadan kalkarken askerden kaçmalarda azalma görüldü. Demek ki TVM'nin otoritesi güçlenmiş. Bu savaştan kazandığı zaferden dolayı Albay İsmet Bey'in rütbesi generalleri yükseltildi. Zaferi izleyen günlerde Çeketepe'nin çıkardığı isyanda bastırıldı ve kuvvetlerin bir bölümü düzenli orduya katıldı. Diğer taraftan TVM Sovyet Rusya ve Afganistan'a dostluk antlaşması imzalandı. Şimdi TVM Sovyet Rusya ve Afganistan'a dostluk antlaşması imzalıyorsa uluslararası alanda güç kazanıyor demektir. Tabii isyanlar azalmış, otoritesinin arttığını söyleyebiliriz. Çünkü halkın güveni artıyor TVM'ye karşı. Bu da birinci öncül doğrular. İşgalci devletler tarafından resmen tanınmasına İtalya ile Fransa ile İngiltere ile imzalanan bir resmi antlaşma var mı? Yok. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. Bir ve ikinci öncül doğru. B seçeneği de sorumuzun doğru cevabıdır. Yedinci soru 1. İnönü Savaşı'nın ardından Afganistan'a Türkiye arasında dostluk antlaşması imzalanması kararlaştırıldı. 1 Mart 1921 tarihinde TVM hükümeti ile Afganistan arasında imzalanan Türkiye-Afgan dostluk antlaşmasına göre her iki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıyacak. Taraflardan biri sömürgeci devletler tarafından saldırıya uğrarsa diğer taraf da bunu kendisine yapılmış sayacak. Bak şuradaki ifade emperyalist yani sömürgeci devletlere karşı ortak hareket edileceğini kararlaştırdığını doğrular. Diğer taraftan Afganistan'la bir antlaşma imzalanması TVM'nin uluslararası alandaki varlığını güçlendiriyor. Tabii Türkiye Afganistan'a öğretmen göndermesi, kültürel işbirliği, subay göndermesi de askeri alanda işbirliği ile ilgili olduğu için 3. öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Bunun için sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D seçeneği 1, 2 ve 3 olacaktır. 8. sorumuz 1. İnönü Savaşı'nda Yunan ordusu karşısında büyük bir zafer kazanan Büyük Millet Meclisi hükümeti çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtmak amacıyla 20 Ocak 1920 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye verilen anayasayı kabul etti. Burada anayasanın maddeleri verilmiş ve Teşkilat-ı Esasiye'nin verilen maddelerine göre açıklıkla hangisi söylenemez? Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesi halk egemenliğinin esas alındığını gösterir. Yürütme ve yasama yetkisinin Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi Güçler Birliği ilkesiyle ilgili. Çünkü yasama ve yürütme birleşiyorsa bu güçler birliğidir. B seçeneği doğrudur. Meclis hükümet sistemini anayasada yer almıştır. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümet BMM hükümeti adını alır. Bu da meclis hükümeti sistemiyle ilgili olduğu için D seçeneği doğrudur. Ama din buyruklarının yerine getirilmesi Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu için laiklik ilkesi anayasal olarak benimsenmiştir ifadesi yanlıştır. Çünkü laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayırt edilmesidir. Onun için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet, 9. sorumuz İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nda BM Hükümeti ve İstanbul Hükümeti'ni birlikte davet ettiler. Bu yöntemle iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıktan yararlanarak Sevr Antlaşması'nı kabul ettirmeyi amaçladılar. İstanbul Hükümeti adına konferansa katılan Tevfik Paşa, söz Türk Milleti'nin gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne aittir diyerek kürsüden inmiştir. Burada Tevfik Paşa'nın sergilemiş olduğu duruş milli bir duruştur. Yani Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni destekleyen bir duruştur. Onun için birinci öncülük doğru. İtilaf Devletleri'nin görüş ayrılığından yararlanma planları bozulmuştur. Tevfik Paşa'nın bu çıkışıyla üstte bahsedilen durum plan suya düşmüştür. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Ama İtilaf Devletleri'nin Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni resmen tanıdıkları söz konusu değil. Hukuken tanıyorlar. Resmen tanımaları için bir antlaşma imzalamaları gerekiyor. Dolayısıyla 2. öncülümüz yanlış. 1 ve 3. öncülümüz doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet, 10. sorumuz Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 tarihinde TVM hükümetleri Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmada yer alan bazı kararlar şunlar. Batum Gürcistan'a bırakılacaktır. Tabi burada milli sınırlardan taviz verilmiş. Çünkü Misak-ı Milli sınırları içerisindedir Batum. Birinci öncülümüz yani bu ifade A seçeneğini doğrular. İki taraftan birini tanımadı. Devletler arası bir antlaşma diğeri de tanımayacaktır. TVM hangi antlaşmayı tanımıyor? Sevr. O zaman Sovyet Rusya hangi antlaşmayı tanımaktan vazgeçmiştir? Sevr Antlaşması'nı. Bunun için B seçeneğimiz de doğrudur. Diğer taraftan Sovyet Rusya kapitülasyondan da vazgeçmiştir. Kapitülasyonlar bizim ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen bir durum. O zaman ekonomik bağımsızlığın sağlanması için önemli bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Sovyet Rusya TVM hükümetinin askeri olarak güçlenmesini sağlamıştır. Sovyet Rusya el altından silah yardımı yapıyor ama burada vurgulanmış mı? Vurgulanmamış. Var mı böyle bir durum? Yok. Onun için bu maddelere göre D seçeneğine ulaşamıyoruz ve sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir.